Dostlar selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftanın son gününde şu anda saat 16.30 ve 2.70 negatif arkadaşlar. Oldukça kötü bir başlangıca sahibiz bugün. 10.600 destek kırıldı. 10.514'lerdeyiz. Sabah Instagram'ın kapatılmasının haberi ve Orta Doğu'daki bu psikolojik savaş yatırımcıların hafta sonuna nakit girme isteğini canlandırdı muhtemelen. Ve dünyada da bir endekslerde bir negatiflik söz konusu. Evet sevgili dostlar, saat 09.30'da kamu aydınlatma platformuna bildirilen bir haberle karşınızdayız. Şimdi QNB Finans Bank Anonim Şirketi, iştirak olduğu şirket QNB Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin sermaye artışına iştirak edilmesi hakkında bir kamu aydınlatma platformuna bildiride bulunduğu ve tamamen arkadaşlar QNB Finans Bank, QNB Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin arkasında olduğunu bütün kamuoyuna bildirmiş oluyor bununla. Evet, yapılan açıklama güncelleme, düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil. 1 milyarlık arkadaşlar diyor ki yönetim kurulu tarafından bankamızca QNB Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 1 milyar Türk lirası olan ödenmiş sermayesinin 1 milyar TL arttırılarak 2 milyar TL'ye yükseltilmesine, iştirak edilmesine ve artırılan tutarın tamamının sermaye avansı da dahil olmak üzere nakden ve defaten ödenmesine QMB Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan bedelli sermaye arttırımı başvurusu kapsamında paylara ilişkin olarak şirketin rüçhan haklarının tam olarak kullanılmasına, QNB Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi paylarının Borsa İstanbul kesin alım-satım pazarında halka arz edilmesini takiben satılmayan QNB Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi paylarının halka arzın sona ermesini takip eden 3 iş gün içerisinde ve halka arz fiyatından az olmamak kaydıyla nakden satın alınmasının taahhüt edilmesine karar verilmiştir. Evet, 1 milyar liralık bir sermaye artırımına katılıyor ve QNB Finans Bank finansal kiralamanın tamamen arkasında olduğunu kamuoyuna deklar etmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Önemli bir durum, çünkü bu tür arkanızda büyük markalar olduğu zaman siz de daha rahat hareket edebiliyorsunuz. QNB Finans Bank baktığınız zaman son 5 günde %3 gibi kayıp yaşayan şirketlerden birisi, ama bugün paralel takip ediyoruz, olduğunu görüyoruz. Finansal kiralamaya da bakalım. Evet, QNB Finans Finansal Kiralama da bugün %0.88 negatif arkadaşlar. 113 lirada 1 liralık bir düşüş var. O da endekse bağlayabiliriz tabii ki bunu. Ama endeksten daha pozitif duruyor şu anda. Evet, %100'lük bir bölünme ihtimali var hissenin. QNB Finansal Kiralamanın, bunu da belirtelim. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız, beğenilerinizle bize destek olmaya devam edebilirsiniz. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açabilirsiniz.